Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik alanındasınız hepiniz hoş geldiniz. 15'li branş denemeleri, matematik branş denemeleri, bilgisayar mal yayınları çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Üçüncü denemedeyiz gençler. Üçüncü deneme, ikinci denemeden bir tık zor ama birinci denemeden daha kolay olduğunu söylemekte fayda var. Yani ben en azından denemeyi çözdüğümde bunu hissettim. Ee, sorular ise ÖSYM ayarının civarında toplanmış durumda gençler. Aklınızda bulunsun. Yani ÖSYM'nin sizden istediği işlem yoğunluğu olsun. ÖSYM'nin Size sormak istediği kazanımlar olsun. Bunlar güzel ayarlanmış diyebiliriz. Evet, eğer hazırsak geçelim denemeye. Üçüncü denemede izledik. İlk sorumuza bir bakalım beraber. Utku 35 tane beyaz eşkareden oluşan bir kartonun bazı karelerini yeşil renge boyamış ve boyadığı kare sayısının tüm kare sayısına oranı 2 bölü 7 olarak bulmuştur. E şimdi haliyle 2 bölü 7'yi şu şekilde yazdım. Toplam kare sayısı 35'ti. 7'yi 5'e katlamış 35 bulmuş o zaman 2'yi 5'e katlarsam ben Utku'nun 10 tane kareyi yeşile boyadığını da söyleyebilirim. Peki şu kısmı kesmiş ve çıkarmış burada. Bu kısmı kesip çıkardıktan sonra geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane burada yeşile boyalı kare kalmış. O halde burada kesinlikle kesip çıkardığı bölgede 5 tane yeşil kare vardır. Peki kaç tane kare çıkarmış? Hemen onu da şu şekilde hesaplarsın. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada. 3 tane burada olduğuna göre 3 çarpı 5'ten bu bölgede 15 tane kare varmış. Ve bunlardan 5 tanesi yeşilmiş. Yeşil boyalı kare sayısının çıkarılan karton parçasındaki tüm kare sayısının oranı kaçtır? 5 bölü 15'ten 1 bölü 3'tür cevabımız. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Hemen yanda ikinci sorumuz var. Sahra çölünde pazartesi ile cuma günleri arasında ölçülen gündüz ve gece sıcaklıklarının santigrat derece cinsinden değerleri aşağıdaki termometrelerde gösterilmiş. Buna göre bu çölde gündüz gece arasındaki sıcaklık farkının en fazla olduğu gün aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Tek tek gündüz sıcaklıklarından gece sıcaklıklarını çıkaracağız ve sonuç bulacağız. Şimdi 53,7'den 11,9'u çıkarmayalım da 12'yi çıkarmış olsaydım. Bu bana 41,7'yi verirdi. E ben bir tane de fazlan çıkardım. Demek ki buradaki fark 41,8'miş derim. Geldim ikincisine, salı gününe. 54,3'ten 12'yi çıkarmış olsaydım 42,3 bulurdum. 04 daha çıkaracağım. Bu da bana 41,9'u verir. Çarşambaya bakıyoruz. 57,2'den 15,5'i çıkaracağım. 57'den 15'i çıkarırsam 42. 42 daha sonrasında burada 0,2'den 0,5'i çıkarırsam eksi 0,3 gelecek. Bu da bana 41,7'yi verecekti. 61,4'ten 19,3'ü çıkaracağım. 20 çıkarırsam 41,4'ü bulurum. fazladan 7 daha çıkardığım için üstüne ekleyeceğim. 41,4 bulmuştum. Üstüne 0,7 eklersem 42, bana 1'i verir. Ve daha sonrasında 56,1'den 14,2'yi çıkaracağız. 56'dan 14 çıktı 42. 01'den 02'yi çıkarırsam eksi 01 yapar. E bu da bana 41,9'un ta kendisini verir. Burada gece ve gündüz sıcaklığı arasındaki maksimum fark 42,1 olduğuna göre doğru cevabımız da D şıkkı olacak diyeceğiz. Bir sonraki sayfamızda 3. sorumuzdayız artık. Aşağıda alanı 6 üzeri 6 metrekare olan kare şeklindeki bir tarla. 8 tane eş dikdörtgen ve bir tane karesel bölgeye ayrılmış. Bu tarlanın karesel bölgesine domates ve 8 eş dikdörtgensel bölgesinden 3 tanesine de biber ekilmiş. Domates ekilen bölge kırmızı, biber ekilen bölgede yeşil olarak taranmış. Buna göre bu tarlanın domates ve biber ekili alanlarının toplamı kaç metrekaredir diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben bu eş dikdörtgenlerden bir tanesinin kısa kenarına x dersem burası da x olacak ve bu karesel kırmızı bölgenin birer kenarı 2x'e 2x olur. Buranın alanı 4x karedir diyebiliriz. E hocam şunlar da x, 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 x'di demek ki buradaki dikdörtgensel bölgenin bir kenarı 4x olacak. Haliyle burası da 4x toplam alanda hatta toplam büyük karenin de büyük resmin bir kenarı 6x olmuş oluyor. Peki bu yeşilli taralı bölgenin alanı nedir? E hocam burası x çarpı 4 xten 4 x karedir. E burası da 4 x kare 4 x kare demek ki tamamı ne olacak? 12 x kare olacak. Benden istenen ise şu. Hocam 4 x kare ile 12 x karenin toplamı kaçtır? Yani benden istenen 16 x kare. E şimdi bunun tamamının alanı nedir? 36 x karedir 6 x çarpı 6 x kareden. Bu eğer 6 üzeri 6 ise bizden istenen 16x kare kaçtır olacak? Burada hiç x'i falan elde etmeden şunu yapabiliriz. 16x kare ile 6 üzeri 6'yı çarpıp 36x kareye bölersek cevabı elde ederiz. 16x kare ile 6 üzeri 6'yı çarptım ve 36x kareye böldüm. x karelerin gittiğini görüyorum. 36 altının ikinci kuvvetidir. Altının ikinci kuvvetiyle bunu sadeleştirdim. Altının dördüncü kuvveti e, 16 da 2'nin dördüncü kuvvetiydi. Peki ben 2'nin dördüncü kuvvetiyle altının dördüncü kuvvetini çarparsam 12 üzeri 4'ü elde etmiş olurum diyeceğim. Cevabımız da D şıkkı olacaktı. Geldik şimdi dördüncü sorumuza. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. Bu eşitsizliğin en geniş çözüm aralığı 2'den 11'e kadar kapalı aralığı olduğuna göre A kere B kaçtır? Şimdi bu tarz ifadelerde alt sınırı elde edebilmek adına şunu yapabiliriz. X eksi A yani burada çift derece olduğu için kökün derecesi 2 içerisinin sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor. X büyük veya eşit A ya da A küçük veya eşittir X. Şimdi tabii bir de bunu üstten bir şekilde sınırlamam gerekiyor. Ama alt sınırın ben bu olduğunu görüyorum. E burada da zaten bize demiş ki x 2'den büyük veya eşit 11'den de küçük veya eşit demiş. Yani alt sınırım 2 o halde buradaki a dediğimiz sayımız kesinlikle 2'dir. Yani açıkçası burası x8a'nın karekökü küçük veya eşit b'ymiş diyebilirim. O halde ben bunun karesini aldığım takdirde x eksi a küçük veya eşittir b kare olacaktır. Yani a burada kaçtı 2 idi x eksi 2 küçük veya eşittir b kare diyebilirim. Burada x küçük veya eşittir b kare artı 2 gelir. Bu da benim neyimdir üst sınırım ki üst sınır kaçtı 11. O halde b kare artı 2 11'miş b kare burada 9 olur ve b de eksi 3 veya artı 3'tür diyebilirim. Lakin B pozitif dediği için eksi 3'ü almam. B kesinlikle 3'tür derim. A'yı da 2 bulmuştum. O halde ikisinin çarpımı bana 6'yı verir. Doğru cevabımız da A şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Geldik efendim 5. sorumuza. Bir harekette şöyle yaklaşalım sorumuza birazcık. A, B ve B, A. İki basamaklı doğal sayılar. İlker kitapçıdan fiyatı AB lira olan bir kitap almış. Kitapçıya X lira ödemiş ve 27 lira para üstü almış. Şimdi X'ten AB'yi çıkarınca demek ki para üstünü bulacağız. O da 27 liraymış. Ancak kitapçı kitabın fiyatını AB lira yerine BA lira olarak almış ve para üstü olarak 9 lira fazla ödemiştir. denilmiş. Şimdi 9 lira fazla ödemiş diyor ya. O zaman benim şu denklemleri kurmama hiç lüzum yok. İyi dinliyorsun şimdi beni. Demek ki gençler, ee, para üstü olarak 9 lira fazla ödediğine göre şu BA AB'den 9 eksikmiş. Para üstü olarak fazla ödeme yapıyor çünkü. O halde ben AB'den BA'yı çıkardığım takdirde ne kalacakmış? E hocam 9. E madem öyle gel şimdi buraya. AB nedir? 10A artı B'dir çözümlersem. E burası da 10B eksi A yazacağım çünkü çıkarmış. Burası da 10B artı A'ydı. Çıkardığımız için eksi içeri dağıttım. 10B eksi, 10B eksi A geldi. E bu da bana neyi verecekmiş? 9'u. O halde 10A'dan A'yı çıkardım. 9A. E bir de eksi 9B'miz var. 9 parantezinde A eksi B yapacaktır. E bu da 9'muş zaten. O zaman A eksi B kaçtır? 1'dir. Benden de zaten bu isteniyordu. 5. sorumuzun cevabına da gönül rahatlığıyla C şıkkı diyebiliriz. Altıncı sorudayız. Bozuk bir hesap makinesi toplama tuşuna basıldığında çıkarma, çarpma tuşuna bastığında da bölme işlemini yapıyor. Diğer, iş, diğer işlemleri bir sıkıntı olmadan doğru bir şekilde algılıyor, yapıyor. Mesela burada 4 artı 1 yerine 4'ten 1'i çıkarıyor ve 3 buluyor. 6 kere 2 yerine 6'yı 2'ye bölüyor ve 3 buluyor. 3'ten de 3'ü çıkarınca 0 bulmuş. Mesela buradaki işlemin sonucunu 0 olarak buluyor. Normalde işlemin sonucu kaç? İşte 5'ten 12'yi çıkarırsın. Normalde işlemin sonucu eksi 7 ama 0 buluyor makine. Peki bu hesap makinesiyle yapılan 6 artı a eksi 6 kere b işleminin sonucu gerçek gerçek sonucuyla aynı bulunduğuna göre a ve b rakamları hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle burasının gerçek sonucu bir kere 6 artı a eksi 6 kere b'dir. Bunun sonucu makinenin yaptığı yanlış işlemin sonucuyla aynıymış. Yani şöyle diyebilir miyiz? 6 eksi a eksi 6 bölü b. Şimdi ben burada şunu düşünürüm açıkçası. Şimdi burada toplanıldığında da çıkarıldığında da sonucu değiştirmeyen bir işlem gerekiyor ki toplama ve çıkarmanın etkisiz elemanı sıfırdır. Yani ben burada a'yı sıfır seçebilirsem çarpıldığında ve bölündüğünde aynı sonucu elde etmemiz için de e, çarpma ve bölmenin etkisiz elemanı bir. O halde bunu da 1 olarak düşünsem, B'yi de 1 olarak düşünsem işlemlerin sonuçları aynı gelir derim. O halde doğru cevabımız da C eşit olur. Yani etkisiz elemana vurgu yapan bir soruydu açıkçası. Diyelim geçtik bir diğer sayfaya 7. sorumuzdayız. A sayısı buna C kare eklenince B kareyi veriyormuş. O zaman ben bu A'yı B kare eksi C kare biçiminde tasarlayabilirim. Ve burada A, B, C'nin de asal sayılar olduğu söyleniyor. O halde A'yı hemen karşı tarafı çarpanlarına ayıralım. Asallık varsa sorun içerisinde çarpanlar ayırma genel itibariyle kullanılır. Bu da B-C çarpı B artı C'dir. Gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi burası asal olduğuna göre çarpanları kendisi ve birdir. Bundan kaynaklı da küçük olana bir, büyük olana da A diyebilme hakkına sahibim. Aralarındaki fark bir olan iki tane asal sayı. Bunlar sadece 3 ve 2'dir arkadaşlar. Demek ki ben B'yi 3, C'yi 2 seçmek zorundayım. Ki bunların toplamları olan 5 de bana A'nın ta kendisini veriyordu. O halde A'da 5'miş. Ki sağlıyor mu? Sağlıyor. Hepsi de asal. Çok güzel. B eksi C 1'di. E tek sayıdır demiş. Doğru tektir. B artı C 5'ti. Ki asal sayıdır demiş. Evet A'ya eşitti. O da asaldı. B kere C yani 3 kere 2 çifttir demiş. Evet çifttir. O halde tüm tamamı hepsi doğruymuş. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir. Geldik 8'e. N basamaklı bir doğal sayının rakamlarının sayı değerlerinin eninci kuvvetlerinin toplamı sayının kendisine eşitse bu sayıya narsistik sayı denir. Mesela 7 sayısı 7 üzeri 1 bak bu 1 basamaklı olduğu için 7 üzeri 1 yazdık ve 7 üzeri 1 7'yi verdiğine göre narsistiktir. Hatta bir tane de ben ekleyeyim o zaman. 5'te 5 de 5'in birinci kuvvetine eşittir. 5 de narsistiktir. O zaman ee, bu şekilde asal olan bir basamaklı rakamların tamamı narsistiktir de diyebiliriz. Peki devam. Onunla ilgimiz yok şu an. 153 basamaklı ve 1'in küpü 5'in küpü 3'ün küpü toplarsan 153'ü veriyor. 1634 4 basamaklı olduğu için 1 üzeri 4, 6 üzeri 4, 3 üzeri 4 ve 4 üzeri 4 toplarsan 1634'ü yine elde ediyorsun. Demek ki bu sayılar narsistikmiş. 3 basamaklı 3, 7, A sayısı da bir narsistik sayı olduğuna göre A'nın değeri hangisi olabilir diye sorulmuş. 3 basamaklı olduğu için hemen ne yapacağım? 3'ün küpü artı 7'nin küpü artı A'nın küpü bana neyi verecek? 370 artı A'yı verecek. Ee, buradaki 370 A sayısını bu şekilde çözümlemek istedim. Peki şimdi şuna bir bakalım. 3'ün küpü kaçtı abiler? 27 idi. 7'nin küpü kaçtı ablalar? E o da hocam 49 kere 7'den 343'tü. Peki 27 ile 343'ün toplamı ne yapıyor? Hocam 370 yapıyor. Güzel bir sayı. Neden? Çünkü sağ tarafta da var aynısı. O halde burası 370 artı A dedim. Şimdi beni iyi dinliyorsun. 370'leri götürürsem A küpün A'ya eşit olduğunu görüyorsun. A küp eksi A eşittir 0 diyeceğiz. Buradan A parantezini alırsam A kare eksi 1 yapar burası eşit 0. Buranın kökü 0'dır. Buranınki de eksi 1 bir ile 1'dir. A eksi 1 olamaz çünkü bir rakamdı. Yani A ya 0 ya da 1 olacak. şıklarda 1 verildiğine göre 1 olabilir diyeceğiz. Doğru cevabımız da A şıkkıydı gençler. Geldim 9'a. Boy kilo oranı hesaplanırken kullanılan en yaygın yöntem vücut kitle indeksi hesabıdır. Vücut kitle indeksi kilonun metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle elde edilir. Örneğin 60 kilogram ağırlığına ve 175 santim boy uzunluğuna sahip olan Mustafa'nın vücut kitle indeksini bulmak için santimet, e, kilogram cinsinden kilosu olan 60'ı ben 175 santim 1,75 metredir metre cinsinden boyunun karesine böleceğim. Yani 1,75 çarpı 1,75'e böleceğim ve vücut kitle indeksi de bu adamın yaklaşık olarak 19,5918 çıkıyor diye hesaplamış. Peki buna göre diyor 81 kilogram ağırlığa ve 180 santim boy uzunluğuna sahip olan Ahmet'in vücut kitle indeksi aşağıdaki aralıkların hangisinde verilmiştir diyor. Ne yapacağız? 81'i hemen 180 santim demek 1,8 metre demek. O halde o de şöyle yazalım mı? 18 bölü 10 çarpı 18 bölü 10 yazalım. Kabul mü? Şu çarpı 10 ile çarpı 10 çarpı 100 yapar. O çarpı 100'ü Ters çevirip buraya attım. E şimdi burayı ben 9'a böl 2. 9'a böl 2 toplam 81'e böldüm. ve o zaman 81 de gitti. 100 bölü 4 bana 25'in ta kendisini verir. Yani bizim vücut kitle indeksimiz kaçmış? 25 olacakmış. Peki 25 hangi aralıktadır? Burada var mı? Yok. Burada yok. Burada evet var cevap C. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. 9. sorumuzun. Dedik ve... Yine bir diğer sayfadayız. 10. sorumuzdayız. Bir kuyumcadaki hassas terazinin gösterge paneli arızalı olduğu için üzerine konulan altınların toplam ağırlığını gerçek değerinden hep 2,4 gram farklı göstermekte. 3 adet altın bilezik alacak olan bir müşteri yukarıdaki gibi toplam ağırlığı 44,5 gram olarak görüyor ve bileziklerin gramına 1800 lira ödeme yapıp kuyumcudan ayrılıyor. Buna göre Müşterinin gerçekte ödemesi gereken fiyatı veren denklem aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi 44,5 görünmüş. Lakin ben bu cihazın e, hatalı tartımının 2,4 gram fazla mı yoksa eksik mi olduğunu da bilmiyorum. Eğer fazla olarak gösteriyorsa, yani 44,5 fazla olarak gösteriyorsa 44,5'tan 2,4'ü çıkarırım ve 42,1 gram olarak söylerim. Eğer eksik gösteriyor da, gösteriyorsa gerçek ağırlık 46,9 olacaktır bu seferde. Şimdi o zaman bu adamın ödeyeceği tutar. Ben bunu 1800'de çarparım. Bunu da 1800'de çarparım. Ya budur ya budur derim. Şimdi o halde çarpalım. Şu sıfırla şu virgülü bir kaybedelim. Şu sıfırla da şu virgül kaybolsun. Yani ben şunu yapacağım. 421 çarpı 180 ve 469 çarpı 180 diyeceğim sevgili arkadaşlar. Peki şimdi e, gerçek ödemesi gereken miktar ya bu ya da bu diyoruz ya. Bunun içinde şöyle bir yöntem izlesek. Ben bunları çarpmak zorunda mıyım? Yani sayılar ki zaten şıklara da baktığın zaman sayılar biraz absürt geliyor. E, bunu gerçekten bu şekilde yapmak zorunda mıyız? Yapmadan çözebilir miyiz? Şimdi bunu irdeleyelim biz kendi içimizde. Hocam şöyle diyelim. 4, bir, bir tanesi zaten 421 çarpı 180 öteki 469 çarpı 180 ya ben bunu mutlak değerli bir denklem halinde göstereceksem ne yapıyordum? Bunların tam ortasındaki sayıyı bulacaktım. E zaten ikisi de 180 ile çarpıldığına göre bunların tam ortasındaki sayıyı ben 421 ile 469'un tam ortasındaki sayıyı hesaplarım. Ki toplanıldığı takdirde 421 ile 469'u toplarsak biz e, ne gelir hocam? 890 gelir. 890'ı 2'ye bölsem bu da ne yapar? İşte 40 445 gelir değil mi? Tamam. Demek ki tam ortadaki sayı 445 çarpı 180'miş de diyebiliriz. Tam ortadaki sayı budur. O halde ben şunu söylerim. X'in x'in 445 çarpı 180'e olan uzaklığı eşittir derim. Bu tam ortadaki sayımız olan 445 çarpı 180'in buna veya buna olan uzaklığı. Ki 445'ten 21'i çıkarırsam da zaten 24 kaldığını görürsün. Bu da 24 çarpı 180'e eşit olur diyeceğiz. Yani herhangi bir denklem için bunu yapıyorduk hatırlarsın. Daha önceki denemelerde de yapmıştık. Şuradaki iki sayının kök olarak kabul eden mutlak değerli denklemi bulurken veya eşitsizliği bulurken bu ikisinin tam ortasındaki sayı x'in bu ikisinin tam ortasındaki sayıya olan uzaklığı eşittir veya eşitsizlik çözüyorsan küçük veya eşit diyeceksin. Tam ortadaki sayının buna veya buna olan uzaklığı ikisi de zaten 24 gelir. Peki bu o zaman bunu biz çıkaracağız ortaya. Yapalım 445 de 180'i çarpacağım ya yani 18'i çarpalım 0'ı sonradan ekleriz. 5 kere 8 40, 4 kere 8 32, 4 ekleyeceğim elde olanı. 36 gelecek elde 3 var. 4 kere 8 32 elde de 3 vardı. 35 yaptı. Bir tane daha 445 ekleyeceğim 1 ile çarptığım için toplayalım şimdi. 0, 1, 0, 0 ve 8 mi gelir? Aynen öyle. E bir tane de 0 ekleyeceğiz demiştik. 80100 geldi. Yani x eksi 80100 bunun mutlak değeri eşittir. 24 kere 80 diyeceğim. O da zaten şuradan kopya çekebiliriz. 4320 geliyormuş. Nereden niye kopya çektik? Çünkü x eksi 80100 olan sadece b şıkkı var. Doğru cevabımız da b şıkkı olur diyeceğiz gençler. Peki 11. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen üstü sayı düzeneyinde yukarı yön tuşuna her basıldığında temas ettiği kutu, kutu içindeki sayı bir artmakta ve aşağı yön tuşuna her basıldığında temas ettiği kutu içindeki sayı yine 1 azalmakta ve işlemin sonucu ekrana yazılmakta. Mesela burada tuşlara basıldığını düşünelim. En son 2 ve 3 görünmüş. 2'nin küpü bu taban bu üstse 2'nin küpü 8 olarak ekrana yansımış bu görsel. Örneğin yukarıdaki düzenekte taban için aşağı yön tuşuna 3 kere basıldığında eksi 1'in küpü işlemi yapılarak ekranda eksi 1 sayısı görünür deniliyor. Yani şöyle şuna 3 kere basarsam aşağı yönlü tuşa şuna basarsam ne olur? Eksi 1 olur. Eksi 1'in küpü de bize eksi 1'i verir diyor. Şimdi düzenek yukarıdaki durumdayken yani 8 yazarken yön tuşlarına belirli sayıda basıldığında ekrandaki sayı 251 azalıyor. Hemen 8'i 251 azaltalım bakalım. 251'den 8'i çıkarmış olsaydım 243 gelir. Demek ki eksi 243 görünecek. 243 dediğimiz sayı aslında 3'ün 5 kuvveti 243'tür. Ama negatif gelmesi için de eksi 3'ün 5 kuvvetini alabilirim. O halde kaç kez basılmıştır en az? Ben 2'yi eksi 3 yapmak için 5 defa aşağı yön tuşuna basmam lazım. 5 defa aşağı artı Yukarıdaki 3'ü de 5 yapmak için iki defa da yukarı basmam gerekiyor. 5 ile 2'nin toplamı demek ki 7 defa basılmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldim 12'ye. Diyor ki boyutları aynı olan daire biçimli şeffaf 2 özdeş camın her biri aşağıdaki gibi 30 eş daire dilimine ayrılmış ve bu dilimler 1'den 30'a kadar numaralandırılmış. Daire dilimleri 1'den 30'a kadar numaralandırılırken Camlardan birini Zeynep birden başlayıp 30'a kadar siyah renkli ok yönünde şu tarafa doğru siyah renkli ok yönünde her defasında iki dilim atlayarak mavi renge boyuyor. Yani mesela birden başlamıştı ya şöyle biri boyamış iki tane dilim atladı şimdi sırada neyi boyayacak? Dördü sonra iki tane daha atlayacak 5-6 7'yi boyayacak gibi tamam mı? Bu şekilde boyama işlemlerini sürdürüyor. Elif de şunu yapıyor. 30'u boyamaya başlıyor. Mesela sarıya boyadı onu. Sarı mıydı Elif'inki bakalım. Kırmızıymış. Yok kırmızı renkte oluyor. Sarı renge boyuyor. Güzel. Sarıya boyadık. Şimdi 3 dilim atlıyor. Yani 29, 28, 27 ve 26'yı boyamış oluyor. Hemen yazalım onu da. 26'yı da boyamış oluyor. Güzel. Şimdi abi şöyle düşünebiliriz. Bu aslında bölme bölünebilme sorusu bile denilebilir buna. 3'te 1 boyadığını görüyoruz. Değil mi? Bunun. Yani Zeynep'in 3'te 1 boyadığını biliyoruz. Ve 1, 4, 7 gibi sayıların tamamı 3'ün katından 1 fazla olan sayılardır. 30, 26, e bundan önce hocam 22 boyanacaktır. Bundan önce 18 boyanacaktır. Bu sayılar da 4, 4'te 1 boyadığı için 4'ün katından 2 fazla olan sayılardır tamamı. Güzel. Şimdi buna göre son durumda 13, 24 ve 22. daire dilimlerinin görünümü. Bu arada bir eğer camlar üst üste bindirildiği zaman denk gelen renkler varsa Mavi ile yeşili karıştırdığımız zaman yeşil renk olarak görünüyor. Şıklardan hangisi gibi görünür diyor? 13, 14 ve 22. Şimdi 13 dediğimiz sayı gençler 13 dediğimiz sayı 3'ün katından 1 fazla olan bir sayıdır. 14 dediğimiz sayı 4'ün katından 2 fazla. 22 dediğimiz sayı da hem 3'ün katından 1 fazladır hem de 4'ün katından 2 fazla olan bir sayıdır. Yani ben 13'ü kesinlikle maviye boyamam gerekiyor. Onu Zeynep boyamıştır. 4'ün katından 2 fazla olduğu için 14'ü sarıya boyamam gerekiyor. Ve son olarak bunu hem 3'ün katından bir fazla hem 4'ün katından 2 fazla olduğu için bunu da benim yeşile boyamam gerekiyor. Şimdi 13'e bakıyoruz mavi olacak. 13'ün mavi olduğu A var, C var, başkası yok. Yani cevap ya A ya C. 22'nin yeşil olduğu A var. Cevabımız A zaten 14'de sarı olarak göstermişti bize. Geldik bir diğer sayfamıza. 13. soru. Tarihte çekilmiş ilk film olarak bilinen bir trenin La Ciotat diye okunuyor sanırım. Garına Varışı adlı filme ait. Afiş aşağıda gösterilmiş. Filmin süresi 50 saniyeymiş. Tabi ilk film olduğu için yüksek ihtimal siyah beyaz ve böyle FPS'i falan düşük bir filmdir diye tahmin ediyorum. Film süresi 50 saniye. Çekim yılı 1895. Gösterim yılı da 1896. Yani çekilmiş bir sene sonra yayınlanmış. Bu filmle ilgili PQR önermeleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki bir, verilen bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir diye soruluyor 13. sorumuz için. Şimdi Filmin süresi bir dakikadan azdır diyor. Evet 50 saniyelik bir film. Dolayısıyla bu doğru bir önerme. Filmin gösterim yılı çekim yılından bir fazladır. Evet az önce söylemiştik. Bir sene sonra yayınlanmıştı. Ve filmin çekim yılı 1896 demiş. Hayır 1895'te çekilmiş. Demek ki e önermesi yanlış bir önerme olduğu için sıfır dedim. Şimdi şıklarımıza bakalım. P ise yani 1 ise Q ve R yani 1 ve 0. Şimdi 1 ve 0 sıfır, 0'dır. 1 ise 0'da 0 da bana 0'ı verir. Bu gitti abi. Yanlış biz 1'i arıyoruz. 1 ve 1 bir, evet 1'dir. 1 bir ise 0 sıfır, 0'dır. Bu da gitti. R 0'dı. V bağlacının içinde 0 varsa sonuç 0'dır. Q 1'di. 1 bir ise şimdi R 0 veya P'nin değili 0. 0 veya 0 0 1 ise 0 sıfır, yine 0'dır. Bu da gitti. Demek ki cevabımız E'ymiş. Bakalım ona da. R'nin değili 1 ve Q değil yani 0 ise P değil yani 0. 0 ise 0 1 1 ve 1 bir bize 1 verir. O halde doğru cevabımız da e eşitliğinde verilmiştir deriz sevgili arkadaşlar. Geldik 14'e. N bir tam sayı olmak üzere. A kümesi bu şekilde 9, 3, n ve 6 elemanlarından oluşmakta denilmiş bize. 3 ile bölünerek elde edilen sayılar ile 4 elemanlı bir B kümesi elde ediliyor. Yani B kümemiz neymiş gençler? Şuraya hemen yazalım. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. N'yi 3'e böldüm. N bölü 3 ve 6'yı 3'e böldüm 2 geldi B kümesi de. Ve diyor ki A ile B kümelerini birleştirdiğim takdirde bunun eleman sayısı 6 olduğuna göre N sayısı kaç farklı değer alabilir? Şimdi 4 elemanlı bir küme ile 4 elemanlı bir kümeyi birleştirdiğim takdirde eğer birleşim kümesi 6 elemanlı oluyorsa demek ki bu iki kümenin bu iki kümenin iki tane ortak elemanı var. Şimdi nasıl olur? Örnek veriyorum. 1, 2, 3, 4 elemanından oluşan ve 3, 4, 5, 6 elemanından oluşan bir küme düşünün hemen. Tamam mı? Bu sorudan bağımsız. Böyle bir küme düşün. Ben bunların A ve B diyelim. A birleşim B ne olur arkadaşlar? Hemen yazalım. A kümesinin tamamını yazdım. 1, 2, 3, 4. 3, 4'ü yazdım. için bir daha yazmıyorum. 5 ve 6 olur. Bak 2 tane kesişim kümesinin içerisinde eleman olduğu için bu kümede doğal olarak 6 elemanla çıkmış oluyor. Aynı yukarıdaki senaryo gibi. Peki o halde burada ortak olan bir eleman var mı? Var bak 3'ler ortak. Hmm, tamam bana bir tane daha ortak eleman lazım. Diğerlerinde ortak hiçbir şey görünmüyor. Demek ki ben N ile biraz oynayacağım. Yani n bölü 3 burada 9 olabilir diyeceğim. n bölü 3 n'ye eşit olabilir diyeceğim. n bölü 3 6'ya eşit olabilir diyeceğim. Tamam. Böylelikle n'yi 27 bulabilirim. n eşittir 3 n ise n'yi 0 bulabilirim. n bölü 3 eşittir 6 ise n'yi 18 bulabilirim. Şimdi n için kaç tane değer buldum? 3 tane değer buldum. Tamam güzel. Lakin şunu da yapabiliriz. N bölü 3'ü bu tarafa eşitledim ya. Buradaki N'yi 3'e e değil 1'e ve 2'ye de eşitleyebilirim. Dolayısıyla N sayısı 1 ve 2 de olabilir. Neden 3'e eşitlemedim? Zaten 3'ün eşit olduğu bir durum vardı. N de 3 olursa bir kümenin içerisinde iki tane 3 zaten olamaz. Dolayısıyla bu yüzden N'yi 3'e eşitlemedim. 1 ve 2'yi de alacağım. Toplam N değeri için kaç tane değer varmış? 5 tane yani cevabımız E şıkkı olacakmış gençler. 15'teyiz artık. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları için f artı gx ve f eksi gx fonksiyonları verilmiş kuralları. E buna göre f a artı 2'nin g 2 a'ya eşitliğini sağlayan a gerçek sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bize verilenler fx ile gx'in toplamı 4x artı 7 olarak karşımıza çıkmış. E bir de fx ile gx'in farkı verilmiş. Tamam mı? Onu da yazdım şöyle 2x-5 2, diye. Şimdi hocam ben buradan fx'i en azından kısmen elde edebilirim. Eğer üsttekinden alttakini çıkaracak olursam burada gx'lerin gittiğini görüyorsun. Ve iki tane fx'in artık neye eşit olduğunu görüyoruz. Ee, topladığımız zaman özür dilerim. 6x artı 2'ye eşit olduğunu görüyorsun. O halde fx için de her iki tarafı 2'ye bölerek 3x artı 1'e eşit olduğunu da bulabiliriz. Şimdi fx'i elde ettiğimize göre artık Bence Gx'i de bulabiliriz. Çünkü bak Gx eşittir yazdım. Fx'i biz ne bulduk hocam? 3x artı 1. Peki ben buna Gx eklediğim takdirde bu 4x artı 7'yi veriyorsa bana demek ki Gx fonksiyonumuz x artı 6'nın ta kendisiymiş. Gx'i de elde ettik. Güzel. Şimdi f a artı 2'yi bulalım. Çünkü f'i biliyoruz artık. x gördüğümüz yere a artı 2 yazacağız. Böylelikle 3 parantezinde a artı 2 dedim. Daha sonrasında bir de 1 ekledim. Bu G 2A'ya eşitmiş. Yani X gördüğüm yere 2A yazacağım burada. Yani 2A artı 6'ya eşitmiş diyeceğiz. Sol tarafta 3'ü dağıtırsak 3A artı 7 gelir bak burası. 3 kere 2 6 1 ekledim 7. Bu da 2A artı 6'ya eşitse eğer A buradan eksi 1 gelir. Bizden A gerçek sayısı istenmişti. Doğru cevabımız da 5 k olur. Evet şimdi devam edelim. Bir sonraki sorumuzda. 16. soru bir internet sitesinde satılan bir elektrikli süpürge için bazı müşterilerin yaptığı değerlendirmeler aşağıda verilmiş. Ee, pekala AB ve BA iki basamaklı sayı yani şuradaki sayılarımız iki basamaklı sayılar olmak üzere kötü değerlendirmesi yapan yani şu değerlendirmeyi yapan toplam kişi sayısı toplam kişi sayısının yüzde beşiymiş yüzde beşi yirmide biri demek 20'de biri 10 kişi ise demek ki bu grup yani ...değerlendirme yapan grup 200 kişi. Çünkü 200 kişinin %5'i 10 yapar. Tamam. Şimdi 31, 10 daha 41, 5 daha 46 geldi. 200'den 46'yı çıkarırsam... ...demek ki buradaki AB kişi ile BA kişi... ...burada toplam kaç kişi olacak? E şurası 46'ydı. 154 kişi olacak. AB'yi ben 10A artı B biçiminde... ...BA'yı da 10B artı A biçiminde çözümleyecek olursam... Bunların toplamı 11 parantezinde A artı B'yi verir bize. Ki bu da 154'müş. Her iki tarafı 11'e bölerseniz 14 eşittir. A artı B'yi elde etmiş olursunuz. Şimdi buna göre çok güzel değerlendirmesi yapan müşteri sayısı... ...güzel değerlendirmesi yapan müşteri sayısından en çok kaç kişi fazla olabilir? Yani şu isteniyor bizden. AB'den BA'yı çıkar ve bunun maksimum değerini bul. Bundan bu çıkarsa 9 parantezinde A eksi B kalacağı aşikar. A eksi B'nin buradan maksimum değeri için... AB eksi BA da bize maksimum değerini verecektir. A artı B 14 ise A'yı yüksek seçerim 9. Bunu da 5 seçerim. 9'da 5'in toplamı 14'tür. 9'da 5'in farkı da maksimum gelir. Yani 4. 4 kere 9'da bana buradaki AB eksi BA'nın maksimum değerini 36'yı verir. Doğru cevabımız da E şıkkı olur. 16. sorumuzun gençler. Bir diğer sorumuzdayız. 17. soru. A isimli bir futbol takımının oynadığı 7 maçta sadece rakip takımların attığı gol sayıları aşağıda verilmiş. Sadece rakiplerinin attığı goller verilmiş arkadaşlar A takımının. Kazanan takımın ismi kırmızı renkle yazılmış. A takımı hiçbir maçta 3'ten fazla gol atmamış ve toplamda da 12 gol attığı belirtiliyor. Buna göre A takımının atmış olduğu gol sayılarıyla oluşturulan veri grubunun mod ve medyan değerlerinin toplamı soruluyor bize. Şimdi öncelikle şurada ikisinin de kırmızı olmadığını, burada da ikisinin de kırmızı olmadığını görüyoruz. Yani kazanan yok. Kazanan yoksa berabere bitmiştir. Yani burada A bir gol atmıştır. Bu maçta da A iki gol atmıştır diyeceğiz. Pekala. Daha sonrasında burada B takımı kazanmış, A takımı bir gol atmış olabilir. Burada D takımı kazanmış, A takımı yine bir gol atmış olabilir. Burada A takımı kazanmış, burada yine A takımı kazanmış. Burada A takımı kaybetmiş, yine bir gol atmış olabilir. Peki bu durumda? Tabi sıfır gol de atmış olabilir ama biz şu an bunları yazdık. Peki bu durumda A takımının attığı toplam gol sayısı ne oldu? 1, 2, 3, 4 ve 6 oldu. 6 gol. Peki geriye atması gereken kaç tane gol kaldı toplam 12 gol attığına göre? 6. O halde ben burayı 3-1, burayı 3-0 kazanmış dersem toplam 12 gole erişirim. Yani şu an sistem sağladığına göre artık ben A takımının attığı gollerle bir veri grubu oluşturabilirim. Pekala bu veri grubunda birden kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane birimiz var. 1, 1, 1 ve 1 yazdım. 2'den bir tane var onu yazdım. 3'ten de 2 tane var 2 tane de 3 yazdım. Pekala bu veri grubunun modunun 4 tane tekrar eden bir sayısı olduğuna göre modunun 1 olduğunu söyleyebiliriz. Medyanı ise tam ortada kalan sayıydı küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda. Medyanının da yine 1 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Medyanla modunun toplamı sorulmuştu. 1 artı 1 bize 2'yi verir. Yani cevabımız A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Altta 18. sorumuz var. Bir sinema salonunda seyircilerin oturması için her birinde B tane koltuk bulunan A tane sıra vardır. Yani bu sinema salonunda A çarpı B tane koltuk vardır diyebiliriz. Bu sinema salonunda her bir sıraya ki kaç tane sıra vardı? A tane. C tane seyirci oturduğunda yani toplam kaç tane koltuğu doldurmuş oluruz? A çarpı C tane. E, sevgili arkadaşlar. Seyirciyi, e, koltuğu doldurabiliriz. Salonda bulunan boş koltuk sayısı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? E, bu kadar koltuk varken bu kadar seyirci varsa boş koltuk sayısı da AB-AC'dir. A parantezini alırsak B-C geldiğini görürüz. Doğru cevabımız da C şıkkı olur sevgili gençler 18. sorumuz. Devam ediyorum 19. soruyla. Bir aracın yakıt deposu boşken yarısına kadar olan alt kısmı hacimce 5 eş bölmeye, diğer yarısını bulunduran üst kısmı ise hacimce 4 eş bölmeye ayrılmış olarak aşağıdaki şekilde verilmiş. Şimdi burası alt yarısı, burası üst yarısı. Yani ben bunların her birine x x x x buraya da her birine y y y y, y ve y dersem 4x'in 5y'ye eşit olduğunu görüyoruz. Bunları aynı paydada buluşturursak 2 kısma da üst kısma 20k, alt kısma 20k derim. Deponun hacmi 40k olsun isterim. Şimdi tabii 20k 4 eş bölmeye ayrıldığına göre burada her bölme 5k. 20k 5 eş bölmeye ayrıldığına göre buradaki her bir parça 4k e, hacme sahiptir diyebilirim. Deponun doluluk durumu pembe renkle gösterilmektedir. Bu aracın deposu şekil 1'deki gibiyken bu depoya 31 litre yakıt eklendiğinde şekil 2'deki gibi oluyor. Bak şimdi. Depoda bu kadar yakıt var zaten. Şunların her birine 4K demiştim. 1, 2, 3, 4K yani burada 16K kadar dolduracağım. Bir de şuraya bakıyorsun. 5K, 5K, 5K var. 15K da buradan dolduracaksın. Toplam ne kadar oldu? 31K. İşte bu 31 litreye eşitmiş. O zaman demek ki bizim K dediğimiz şey her biri 1 litre olacak. Pekala o zaman bu Aracın deposunun hacmi de 40 litreymiş. Çünkü 40K demiştik. Buna göre bu aracın deposu şekil 2'deki gibiyken yani buradaki gibiyken 23 litre yakıtın tüketilmesiyle yapılan bir yolculuğun sonunda deponun göstergesi hangisi gibi olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bak biz buradaki gibiyken demiştik 23K harcayacağız. 5 harcadım burası gitti. 5 harcadım 5 harcadım 15. Bana 8 daha lazım. 4 harcadım 4 harcadım ve aracın deposunun göstergesi artık buraya kadardır diyebiliriz. Yani alttan 3 tanesi dolu olacak biçimde gösterilmesi gerekiyor. Bu da bize C şıkkında verilmiş. Yani bu ne demek oluyor? 19. sorumuzun cevabı da C şıkkında verilmiştir sevgili gençler. Devam ediyorum 20. soru için bir sonraki sayfayla. 1'den 9'a kadar olan sayılardan her biri ikişer kez yazılarak numaralandırılmış 18 kart bir torbaya atılıyor. 1'den 9'a kadar 1'den 2 tane. Yani 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. toplam 18 tane kart bir kutuya atılıyor. Ayşe ve Zeynep de bu torbadan birer kart çekiyor. Çekilen kartlarla ilgili olarak kurallar aşağıda verilmiş. Oyuncular aynı numara yazılmış kartı çekerse oyun berabere biter deniliyor. Peki, oyunculardan en az bir tanesi asal sayı yazılı kartı çekerse büyük sayıyı çeken oyunu kazanır deniliyor. Oyunculardan eğer hiçbiri asal sayı çekmezse bu sefer küçük sayıyı çeken oyunu kazanacak. Buna göre Zeynep 2 ve Ayşe 5 çekerse ki ikisi de asaldır. İkisi de asalsa büyük olan kazanıyordu. Oyunu Ayşe kazanacaktır ki Ayşe kazanır demiş. Birinci öncül doğru. Zeynep 9 ve Ayşe 8'i çekerse ikisi de asal değil. Küçük olan kazanacaktı. Oyunu Ayşe'nin kazanması beklenir. Ayşe kazanır demiş. Doğru. Ayşe çift numaralı bir kart Zeynep çift numaralı bir kart, Ayşe de dört numaralı kartı çekerse oyunu Ayşe kazanır demiş. Şimdi mesela Zeynep 6'yı çekerse, Ayşe 4'ü çekerse tabii ki Ayşe kazanır. Çünkü ikisi de asal değil ama Zeynep 2'yi seçer ve bakalım Ayşe kazanır, küçük olan kazanır demiştik. Tamam, şimdi Zeynep çift numaralı bir kart, Ayşe dört numaralı kartı çekerse oyunu Ayşe kazanır demiştik değil mi? Şimdi ikisi de asal değilse kim kazanıyordu? İkisi de asal değilse bak hiçbir asal değilse küçük sayıyı çeken oyunu kazanıyordu. Peki şimdi ben burada Zeynep'in tamam mı? Zeynep'in 2'yi çektiğini düşüneyim. Zeynep 2'yi çekti. Asal. Ayşe 4'ü çekti. Asal değil ama kartlardan birisi asal. O halde şöyle diyebilir miyiz? E şimdi iki asal olduğuna göre asal sayı varsa işin içinde kim kazanıyordu? Büyük çeken. O zaman Ayşe kazandı. Yani bu doğru. Peki Zeynep 6'yı çekti. Ee, Ayşe 4'ü çekti. Asal yok. Küçük olan kazanacak lan. Yine Ayşe kazandı. Değil mi? Demek ki Ayşe kazanır doğru ama şunu unutuyoruz. 2 tane 4 var. 4'ü ve 4'ü çekerlerse oyun berabere biter. Yani kesinlikle daima Ayşe kazanır diyemem. O halde bu gitti. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktı. Geldim 21'e. Bir terzi, bir terzi de her biri kendi içinde eşit aralıklara ayrılmış iki farklı şeffaf çubuk bulunmakta. Bu terzi bir kumaşın uzunluğunu bu çubuklarla aşağıdaki gibi iki farklı şekilde ölçmüş. Bir yeşilin başlangıç noktasını baz alarak ölçmüş. Yani yeşilin tamamını kullanarak ölçmüş. Bir de kırmızının tamamını kullanarak ölçmüş. Buna göre bu çubuklar sol kenarları aynı hizaya gelecek biçimde uzun kenarları çakıştırılırsa çubukların kenarları dışındaki çizgiler kaç defa aynı hizaya gelir diye de sorulmuş bize. Şimdi yeşile baktığımız zaman şöyle yapalım arkadaşlar ekran ekranı. Yeşile baktığımız takdirde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 eş parçaya ayrılmış. Buna 15x diyelim. Her bir parça x olsun. Buradaki her bir parça y iken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parça ayrılmış. O zaman buraya da 20 Y diyelim ve bunun da her bir parçası Y olmuş olsun. Şimdi devam edelim. Bu kumaşın uzunluğunu hem X hem de Y cinsinden iki farklı biçimde ifade edebilirim. Bir, şurası 15 X'ti zaten. Nereden nereye kadar olan kısmı? Buradan şuraya kadar olan kısmı 15 X'ti. Şurası ne kadardır? Yani benim artık şu kısmı hesaplamam gerekiyor. Onu hesaplamak için de yine yaklaştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8y derim buradan buraya kadar olan kısma. Ki böylelikle ben bu kumaşın uzunluğunu 15x artı 8y olarak ölçüm yapabilirim. Ya da alttaki gibi şurası zaten 20 idi hocam. Şurası. Şimdi x hesabını yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10x diyebilirim. Yani şunu söyleyebilir miyim? 15x artı 8y 10x artı 20y'dir aynı zamanda. 10 sol tarafa atarsam 5x 8y'yi sağ tarafa atarsam 12y geldiğini görürüm. O halde artık şundan da bahsedebilirim ki x'leri ben 12m seçecek olursam y'leri kaç seçmek zorundayım? 5m seçmek zorundayım. Peki şimdi şunu yapalım. Şu uzunluklar 12m'ymiş. Şuradaki kısa uzunluklarda 5m'ymiş. Bunlar nerelerde denk gelirler birbirlerine? Ortak katlarında. Peki 5 ve 12'nin ortak katı ne? 60m. Tamam? 60m. Buralarda denk gelirler. Şimdi diyor ki bana, sen bu diyor yeşil çubuktan bir tanesini alacaksın diyor. Kırmızı çubuktan da bir tanesini alacaksın diyor. Mesela şöyle göstereyim ben sana. Şunu şuradan aldım. Tamam mı? getirdim şuraya yapıştırdım. Şöyle yapalım biraz da büyütelim. Daha sonrasında geldin hocam bir de şuradan kırmızı çubuğu aldın. Bunu da şöyle yaptım. Alt tarafa doğru şuraya yapıştırdım. Bunun da uzunluğu belliydi zaten. Tam şöyle hizalayalım. Biraz da büyütelim şöyle. Tamam ortalama bu kadar. Kaç tane çizgi denk gelir diye sorulmuş bize. Şimdi kırmızıların arasındaki mesafe neydi? Hocam 5 miydi? Yeşillerin arasındaki mesafe neydi? 12 m idi. Şimdi bu çubukta kaç tane vardı bu boşluklardan? 15 tane vardı. 15 kere 12 bu çubuğun uzunluğu 180 m. Burada 20 tane vardı bu çubuğun uzunluğu da 100 m. Şimdi bunlardan kaç tanesi denk gelir? 5 ve 12'nin ortak katı ne? 60 m. 60 m'de bir denk gelecekler. E, 0 ile 100 arasında 60 m'den bir tane var. O yüzden tek bir sefer denk gelirler çizgiler karşılıklı dolayısıyla cevabımız da B şıkkı olur. Geldik efendim kaça? 22. Ye. Güzel. Şimdi diyor ki aşağıda Cenk, Tarık ve Azran hangi yılda bak hangi yılda kaç yaşında olduklarını gösteren bir tablomuz var arkadaşlar. Tamam hangi yılda kaç yaşındaysa onu gösteriyor. A yılına gelindiğinde Tarık ile Azra'nın yaşları toplamı. Tarık burada, Azra burada. Cenk'in yaşının 3 katından 9 eksik olacak şimdi. Ben bunların her birini bir kere 2012 yılındaki yaşlarını bulabilirim. Mesela 2012 ile 2014 arasındaki yıl farkı 2 olduğu için ve Tarık 2012'de 19 yaşındaymış. 2 eksilttim şuradaki yaşını. 18'den 5 çıkarırsam 2012'yi bulacağım için 18'den 2017'den 5 çıkınca 2012'yi bulacağım için 18'den 5 çıkardım. Cenk burada 13 yaşındaymış. Şimdi e, A yılına gelindi diyor ya. A yılının kaç olduğunu bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Varsayalım ki 2012'den x yıl sonra a yılına gelinsin. O zaman bu eleman 13 artı x yaşında olur. Bu eleman 19 artı x ve diğeri de 25 artı x yaşında olacaktır. İşte şu ikisinin toplamı, şu ikisini toplarsam eğer yani ne gelir? İşte 44 artı 2x. Hocam şuradakinin yaşının yani 13 artı x'in kaç katı? 3 katından 9 eksik olacakmış. Tamam denklemimiz bu. E, 44 artı 2x dedim. Eşittir 39 artı 3x eksi 9 yazdım. Ki eksi 9 artı 39 30 yapar. 30'u sol tarafa aldım. 14 geldi. 2x'i sağ tarafa aldım. X geldi. Demek ki bu artı x yıl kaçmış? 14. E, 2012'ye 14 eklersem 2026'yı bulurum. Doğru cevabım da değişikliği olmuş olur. Geldik bir sonraki sayfamıza. 23. sorumuzdayız. Her bir sırada ya 2 ya da 3 öğrencinin oturduğu bir sınıfta... 3 öğrencinin oturduğu sıra sayısı 2 öğrencinin oturduğu sıra sayısından 4 fazla. Şimdi 2 öğrencilik sıralar diyelim. 2 öğrencinin oturduğu sıralar. Bir de 3 öğrencinin oturduğu sıralar var bu sınıfta. Pekala. Şimdi diyor ki bak. 2 öğrencinin oturduğu sıra sayısından 4 fazlaymış 3 öğrencinin oturduğu sıra sayısı. Doğru mu? O halde ben burada x kişi oturuyor dersem. Burada x artı 4 kişi oturuyor diyebilirim. 3 öğrencinin oturduğu sıra sayısı 2 öğrencinin oturduğu sıra sayısından 4 fazlaydı çünkü. Bu sınıfa yeni sıra getiriliyor. 3 tane sıra getiriliyor. 3 öğrencinin oturduğu sıraların 6 tanesinden birer öğrenci alınıyor. Şimdi artık o 6 tanesi 3'er öğrencilik olmayacaktır. Yani 3 öğrenci oturmuyor artık orada. 6 tane sıradan birer öğrenciyi alırsam artık 3 öğrencinin oturduğu sıra dedi x8'i 2'ye düşecektir. 6 azalacaktır. Bak 6 azalttım. E haliyle o 3 öğrencinin oturduğu sıralardan birer öğrenciyi alınca o sıralarda ikişer öğrenci kalacağına göre o artık 6 sıra kesinlikle ve kesinlikle 2 kişiliktir. Yani burayı 6 arttırmış olacaktır. X artı 6 oldu burası da. Evet, ve o yeni getirilen 3 tane sıra var ya o 3 tane sıra sevgili arkadaşlarım bu alınan 6 öğrencinin ikişerli ot olarak oturtulmasıyla onlar da ikişerli olmuş oluyor. Yani x artı 9'a yükseldi artık burası 3 daha arttı. E burası hala x eksi 2. Ve şimdi diyor ki bize son durumda 2 öğrencinin oturduğu sıra sayısı 3 öğrencinin oturduğu sıra sayısının 2 katı oluyor. Yani şu şunun 2 katıymış. Yazdım hemen x artı 9 eşittir. Bunun 2 katı nedir? 2 x eksi 4'tür. O halde 13 eşittir. Kaç gelir? x gelir. Son durumda bu sınıftaki sıra sayısı sorulmuş. E son durumdaki sıra sayısı zaten x artı 9'da x eksi 2'nin toplamıydı. Yani 2x artı 7 X'imiz 13 ise 26 artı 7 bana cevabı verir. O da 33'ün ta kendisidir. Cevabımız B şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 23'ü de çözdük ve B dedik. 24 için artık alt kısma geçtik. Ankara'dan Kayseri'ye. Tam dolu depoyla sabit hızla yola çıkan Nedim Bey'in aracı... Yol üzerindeki Nevşehir'e geldiğinde araç bilgisayarı yakıt deposunun %40'ının dolu ve aracın Ankara ve Nevşehir kentleri arasında 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketiminin 5 litre olduğunu gösteriyor. Şimdi şöyle gösterelim. Sol taraftaki çizginin başlangıcına Ankara diyelim. Varış noktamız Kayseri ama yolda giderken Nevşehir'den geçiyoruz abi. Tamam? Nevşehir'den geçiyoruz. Güzel. Şimdi Diyor ki %40'ı dolu diyor. O zaman şöyle düşünelim. Bir de şurada şöyle bir bilgi vermişti bak onu da yazalım. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi Ankara Nevşehir arasında 5 litreymiş. Yani 100 kilometrede 100 kilometrede 5 litre yakıt tüketiyormuş bu araç. Peki diyor ki Kayseri kentine vardığındaysa diyor deponun %90'ı boş. Şimdi buraya geldiğinde %40'ı dolu Buraya geldiğinde %90'ı boşsa %10'u doludur. Yani burada %60'lık bir yakıt tüketimi söz konusu. Burada %30'luk. Ve diyor ki buraya dikkat. Ankara Kayseri kentleri arası 100 kilometredeki yakıt tüketiminin 4,5 litre olduğu gösteriliyor söyleniyor. Yani yolun tamamında 100 kilometrede ortalama 4,5 litre yakıt tüketilmiş diyor ortalama. Peki buna göre Nedim Bey'in aracının Nevşehir ile Kayseri kentleri arasında 100 kilometredeki yakıt tüketimi kaç litredir diye soruluyor. Şimdi beni iyi dinle. Burada ortalama olarak verildiği için e, ifade eder. Ben şunu söyleyebilirim. Bizim aracımızın, bizim aracımızın deposu, deposu 100 litre olsun. Tamam. Bunu böyle kabul edelim. 100 litre. Peki o zaman 100 kilometrede bir 5 litre harcıyorsak burada %40'ına düşmüş değil mi? Ne kadar harcanmış? 60 litre harcanmış Ankara'dan Nevşehir'e 60 litre harcamış. E haliyle 60'ı 5'e bölersem 12 gelir. O zaman burası 1200 kilometredir diyelim. Normalde olmayabilir. Soruda bana zaten burası burası arası bu kadar kilometredir de dememiş. Ben sadece bunu sen ona kilometre demek kade fark etmez. Ama ben buraya 1200 kilometre dedim. Sonuç olarak bana ortalama yaktığı yakıt soruluyor. Mesafe falan sorulmuyor. Tamam güzel hocam. Şimdi geldim buraya. Abi 100 kilometrede 4,5 litre tüketmemiş miydi yol boyunca? Ne kadar tüketmiş? 90 litre tüketmiş. O zaman ben 90'ı bu sefer 4,5'a bölersem. Kaç gelir? 20 mi? 20 defa 100 kilometre hareket ederse. Demek ki yolun tamamı 2000 kilometre. O zaman buraya ne kalır? 800 kilometre. E tamam burada ne kadar yakıt tüketmişti? %40'dan %10'a düşmüş. Yani 30 litre mi tüketmiş? Tamam soru bitti bak. 800 kilometrede 30 litre tüketiyorsa 100 kilometrede tükettiği nedir diye sormamız gerekiyor bizim. 800'ü 100'e böldüm 8 geldi. O halde ben 30'u da 8'e bölersem cevabı bulurum. Hadi gelin 30'u 8'e bölelim. Kaç defa var? 3, 3 kere 8, 24 çıkardım. 6 virgülü koydum, 60 dedim, 7 dedim, 56 dedim, çıkardım. 4, 0 attım, 5 dedim, 40 yazdım, çıkardım. 0, 3 virgül 75 bana cevabın ta kendisini verir. Evet gençler güzel soruydu. Devam edelim 25'ten. Bir kafede maliyet fiyatı 30 lira olan kahve %20 karla satılıyor. Yapılan bir kampanyayla öğrenciler için bu kahvenin satış fiyatına satış fiyatı üzerinden %10 indirim uygulanıyor. Yani şöyle. Maliyet 30 lira değil mi abi? %20'si bunun 6 liradır. Demek ki bu kahve 6 TL kar ile satılıyor normal şartlar altında 36 Türk Lirasına. Ama diyor, öğrenciler için diyor, satış fiyatı üzerinden. Yani 36 lira üzerinden %10 indirim yapacağız diyor. 36'nın %10'u 3 lira 60 kuruştur. 3 lira 60 kuruş düşürürsen bunu 32 lira 40 kuruş yapar. Yani burası artık 32,4 TL ise edilen kar ne? Öğrenciye satıldığı zaman bu kahveden elde edilen kar 2,4 TL kar söz konusudur gençler. Şu tam satış fiyatı indirimsiz bu öğrenciden elde edilen kar. Bak şu. Burası normal standart satışlarda elde edilen kar. Burası öğrenciden elde edilen kar. Kahvelerin satışından günün sonunda 300 lira kar edildiğine göre kafeye 60, gelen 65 müşteriden kaç öğrencidir? Şimdi o zaman şöyle diyelim arkadaşlar. A tanesi öğrenci olsun. 65 eksi A tanesi de öğrenci olmasın. Elde edilen karları bu kişi sayılarıyla çarpınca toplamı 300'ü vermesi lazım. O zaman 2,4 çarpı A artı 6 ile de bunu çarpacağım. 390 eksi 6 a eşittir neyi verecek 300 tl'yi verecek bize şimdi o zaman ben 300'ü bu tarafa davet edeyim burada 90 lira kalsın 2,4 a'dan 6 a'yı çıkarırsam eğer 3,6 a kalır eksi 3,6 a onu da karşıya attım 3,6 a yaptı daha sonra sonrasında ise işlem yapacağız ben buraya 900 diyeyim buraya 36 a diyeyim Onla genişlettim her iki tarafı 6'ya böldüm 6a burayı 6'ya bölersem 150 bir daha 6'ya bölersem a eşittir 25 gelir. E diyor ki kaç tanesi öğrencidir? Ben A tanesi demiştim. A'yı da zaten 25 bulduğuma göre doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Ve geldik 26'ya. Aşağıda verilen AB çaplı dairesel koşu pistinin A noktasından sabit hızlarla hareket eden Kenan, Murat ve Ali isimli 3 yarışmacı ok yönünde Aynı anda yarışa başlıyorlar, A noktasından başlıyorlar, aynı anda başlıyorlar. Kenan bu pist etrafında bir tur attığında Murat ilk kez B noktasına, Veli de e, Ali de ilk defa BCA yayının tam ortasındaki C noktasına geliyor. Şimdi şöyle diyelim C'nin tam simetri noktasına da K diyelim istersen ve şuradaki mesafeye A, buraya A, buraya A, buraya A diyecek olursam. Şimdi Kenan kardeşimiz 4A kadar yol aldığında Murat kardeşimiz ilk defa B noktasına geliyorsa buradan buraya 2A kadar yol almıştır. Ve diğer Ali kardeşimiz de A, A ve A olmak üzere 3A kadar yol almış. Yani Kenan her 4A kadar yol aldığında diğerleri 2A ve 3A kadar yol alabiliyor. Şimdi Kenan başlangıçtan itibaren 3 tur atarsa o zaman 3 ile çarptım 12A kadar yol alır. E bu bunu da 3 çarpacaksın. 6A kadar yol alır. Diğeri de 9A kadar yol alır. Ve diyor ki 3'ünün aldığı yolların toplamı şunları toplarsan diyor 5400'ü bulacaksın. E topla bunları ne gelir? 18 27A mı gelir? 27A 5400 ise her iki tarafı 27'ye bölecek olursam şurada 2 kalır. A kaç gelir? 200. Benden istiyor ki pistin çevresi e 4A'ydı. A 200 ise cevap 800'dür. Doğru cevap C gençler. Geldik bir diğer sayfamızda 27. sorumuza. 26'yı çözdük değil mi az önce? Aynen. 27'deyiz artık. Yukarıdaki grafiklerle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmekte. Dairesel grafik A, B ve C marka 3 farklı cep telefonu markasının satış miktarlarının dağılımını gösteriyor. Sütün grafiği bu 3 cep telefonu markasının satış miktarlarını gösteriyor. Buna göre X artı Y toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle sarı 30 tane satılmış. Pembe yani A'dan 18 tane satılmış. E şimdi ben şunu söyleyebilir miyim? Sarıdan 30K tane satılmış. Pembeden 18K tane satılmış. 360'dan 120'yi çıkardın. Şu kısmın tamamı 240 derecedir. O halde 30K ile 18 k toplarsanız 48K gelir. Ki bu da 240 dereceyle ilişkilendirilmiştir. Peki 120 derece ne ile ilişkilendirilir? 120 derece. E bu bunun yarısı kadar değil mi? E yarısı kadar 24K ile ilişkilendirilir o halde. E hocam 18K, 30K dediysek demek ki X 24'müş arkadaşlar. Tamam bu cepte. Ve daha sonrasında şunu düşünebiliriz. Madem 48K 240 ile ilişkilendiriliyor. Tamam mı? O halde 18K kaçla ilişkilendirilir? Böylelikle de y'yi buluruz. Çünkü şu kısmın tamamı e, 240 derece ise ve 48 k'ya tekabül ediyorsa 18 neye tekabül eder? 18 ile 240'ı çarpacaksın. 48'e bir güzel böleceksin. E şimdi gel şunu 24'e böl. 24'e bölersen 10 gelir. Bunu 24'e böl 2. 2'ye böl 2'ye böl 9. 9 kere 10 90'ı verir. Yani de kaçmış? 90 dereceymiş. Şimdi x kaçtı? 24. E bu da 90'sa toplamları 114 olur. Hayırlı uğurlu olsun. Cevap A şıkkıydı. 28. Mantık, kümeler, denklemler, üçgenler ve veri olmak üzere 5 bölümden oluşan bir test kitabı hazırlayan Ahmet Bey'in hazırladığı kitapta boş sayfa bulunmamakta. Kitabın içindekiler kısmını başlangıçta şekil 1'deki gibi planlayan Ahmet Bey daha sonra bölümlerin sayfa sayılarını değiştirmeden sadece bölümlerin yerlerini değiştiriyor ve içindekiler kısmını şekil 2'deki hale getiriyor. Buna göre x y'nin toplamı sorulmuş. Verinin yeri aynı. Şunlar aynı. Peki şimdi düşünelim. Hocam, mantık birden başlıyor. Kümeler 26'dan başlıyorsa mantık 25 sayfadır. Değil mi? E şimdi ben direkt 26'dan biri çıkarınca o zaman bir önceki konunun sayfa numarasını bulabiliyorum. Mesela 50'den 26'yı çıkar. Kümeler 24 sayfadır. 101'den 50'yi çıkar. Denklemler 51 sayfa. 205'ten 101'i çıkar. Üçgenler 104 sayfa. Peki denklemler kaç sayfaydı? 51. O zaman 52'den itibaren ne gelecektir? Üçgenler. Peki mantık kaç sayfaydı? 25. O zaman 52'nin üzerine 25 eklersem ben ki bu bana 77'yi verir. Y sayısı 77 olmuş oldu. Çünkü mantığı ekledik üzerine. Şimdi kümeler kaç sayfaydı? E hocam o da 24'tü. Burada bir hatamız var mı? E, hemen kontrol ediyorum. Var. Var. Üçgenleri saymadım çünkü. Üçgenler 52'den başlıyor ama üçgenler kaç sayfaydı? 104 sayfaydı değil mi? Bunun üzerine 104 ekleyeceğim o halde. Evet bunu saymadım. 104 eklersem 156 gelir. Yerimiz 156'ymış. Kümeler 24 mantık. Şimdi mantık 25 sayfaydı. Bunun üzerine 25 sayfa eklersem 156 artı 25 kaç gelir? 181 mi gelir arkadaşlar? Aynen öyle. Peki x, y, z'nin toplamı istenmemiş miydi? Evet. O halde toplayalım. 181, 156, bir de 52'miz mevcut. Toplanırsa 1, 6 daha 7, 2 daha 9, 8, 5, 13, 5 daha 18, 18'in 8'i bir elde. 1, 1, 2, bir de elde vardı. 389 bana doğru cevabı verir diyebiliriz. Geldik 29'a. Yukarıdaki şekilde 4 birim kareden oluşan ve 9 köşeden 3 tanesi ABC noktaları olarak işaretlenecek. Aşağıdaki şekilde A noktasının konumunu sabitledim ben senin için diyor. Buna göre AB BC'den, BC'de AC'den küçük koşulunu sağlayan kaç farklı işaretleme yapılabilir diye sorulmuş. Şimdi A burası. A ile B arasındaki mesafe eğer şöyle burası B ise A ile C arasındaki B ile C arasındaki mesafe A ile B arasından büyük olacak. Ama en yükseği de A ile C arasındaki. Yani C'yi en uzağa konumlandıracağım. Şimdi C'yi buraya koyarsam olmaz. Çünkü A ile B arası mesafe ile B ile C arası eşit olur. O zaman C'yi buraya da koyamam. Çünkü yine eşit olur. O halde benim şunu gözetmem gerekiyor. C hemen bunun dibinde eşit aralıkla durmayacak. C burada durabilir. Böylelikle AB arası mesafe BC arası mesafeden daha küçük olur çünkü burası hipotenüs. AC arası mesafe de tabii ki hepsinden daha büyüktür. Bak C'nin konumundan bir tanesi bu. O zaman C burası da olur. Çünkü AB arası mesafe burası iken BC arası mesafe burasıdır. Ve AC arası mesafe hepsinden daha büyüktür. Pekala C burası da olabilir dedik. Peki C burası olur mu? AB arası mesafe BC'den daha küçük ve AC hipotenüs olduğu için hepsinden büyük. Tamam burası da olur. Peki C burası olur mu? AB arası burası. BC daha büyük ama AC BC'den daha küçük olur. Yani C burası olamaz. Şimdi o halde ben diyorum ki C'nin yani A burada B buradayken C'nin alabileceği 3 farklı konum var. Dolayısıyla 3 tane bu şekilde konum bulmuş olduk. Ekstradan tabi şunu da yapmamız lazım. B'yi buraya koydum ya eğer B'yi buraya koyarsam e bu sefer C'nin alabileceği değerler e, nereler olur arkadaşlar? Bir tanesi şurası bir tanesi burası, diğeri de yine burası olacaktır. Yani bir şey değişmeyecek. E tamam güzel. O zaman 3 tane de buradan gelir. Yani B'nin konumu değiştiği için farklı konumlar gibi görünecek ve 3 tane de buradan gelir. Peki şimdi artık B'nin B'nin yerini değiştirmek gerekiyor. B'yi buraya alırsam şimdi C'yi koyabileceğim bir yer yok. Niye? Çünkü AB burası, B ile C arası bundan daha uzun olacak. E nereye koyacağım? Buraya koysam aynı olur. Buraya koysam daha kısa olur. Burası daha kısa. Buraya koysam aynı olur. Burası daha kısa. Buraya koysam aynısı olur. Buraya koysam daha kısa olur. Olmaz. Peki B'yi biraz daha uzaklaştırırsam? Hocam kimse kusura bakmasın ama B buraya bile gelemiyorsa şuralara buralara hiç gelemez. Bundan kaynaklı da bizim cevabımız 3 artı 3'ten 6 tane olacaktı. Yani cevabımız C şıkkıdır dedik. Ve artık son sorumuza doğru geçiş yapıyoruz. Burada bir duyurudan bahsedelim. 30. soru benim çözeceğim son soru gençler. 31 ile 40 arası sorular. Yani geometri soruları Kenan Kare ile Geometri YouTube kanalında Kenan Hoca'nın sizler için bunların çözümlerini bir güzel yaptı gençler. Hadi çözelim bu sorumuzu da. Yukarıda sarı, mavi, kırmızı, yeşil ve kahverengi renklerde 5 adet fiş. Aşağıdaki 5'li prize rastgele takılıyor. Bu fişlerin takılma işlemi bittiğinde sarı renkteki fişin, kırmızı renkteki fişin solunda ama mavi renkteki fişin sağında olma olasılığı. Şimdi mavinin sağında sarı, sarının da kırmızının da solunda olsun istiyor. Yani bu şekilde olsun istiyor. Sarı mavinin sağında, kırmızının solunda olsun istiyor. Peki o zaman bunların yerlerini biz sabit tutalım, değiştirmeyelim. Değişmesin. Peki diğer renkler yani sarıyı, maviyi, kırmızı okey de Yeşille kahverengi nereye gelebilir? Şimdi yeşilin gelebileceği burası, burası, burası veya burası olmak üzere 4 farklı seçenek vardır. Varsayalım ki yeşil buraya geldi. Kahverengi için burası, burası, burası 3 ama buraya ve buraya da gelebileceği için 5 farklı yer vardır. 4 kere 5'ten bunlar İstenilen durumu 20 olarak bize verir. Peki tüm durum e, 5 tane fiş varsa 5 faktöriyelden 120 farklı biçimde sıralanırlar. 20 bölü 120 de bana 1 bölü 6'nın ta kendisini vereceği için doğru cevabımız E şıkkı olur sevgili gençler. Evet geometri soruları için demiştim size. Kenan hocanız sizlere bu soruların çözümlerini yaptı arkadaşlar. Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında bu soruların çözümlerini tabii ki de bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar artık son sorumuzu da çözdüğümüze göre bir sonraki denemeye geçiş yapabiliriz. Deneme 4'te görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.